Sesi seksi, duruşu seksi, kendi seksi. Ne olursan ol, bu kadar rahat olma. Öz abim Hakan Altun yani, anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şey bilmiyorsan haddini bileceksin. Sistem süresiz kardeş olacaksınız dedi. O, benimki zaten bir konser, bu bir gösteri. Ulan biz 13 yıl boşuna mı uğraştık? Nasıl bir kötü pere geldi gelen. Bizim evde her şey çok azdı. Bir tek kitap çok fazlaydı yani. Annem okutuyor babamı. Annem net öğretmen yani. 4 yıl telefonum çalmadı benim. Hiç çalmadı ama. Bozuldu mu acaba diye bakıyordum yani. Bu gerçekten film gibi bir an. Bir tane Aselsan telefonum vardı, hiç unutmuyorum. Bak yemin ediyorum sana Sibo. Sağ ayağıma attım, telefon çaldı. Ya Nuri Bilge Ceylan arasa seni çıkaramaz o da. Hazırlıklı olun, bu kötüyü çok sevecekler dedi. Hı. Filmin adı Batman ama herkes Joker dövmesi yaptırır. Hı. Okuldan kaçıp gitmemiş mi bilardo salonuna? Bu iyiler ne kadar sıkıcı ya. Evet, kazancı yok şu. Aha şurası. Yani. Bir kitapla büyür mü çocuk? Vallahi kitabına göre değişir. Hı. Üzeki babam söylemeyin, bir yarı parasını ben vereceğim diyor. Böyle bir izin olsa da hani böyle bir 5 saniye gidip bir elini öpüp hani... Hani nasıl dertsiz olabilirim ki? Beşiktaşlıyım. Bak güldür yüzümüzü, Beşiktaş dedikçe ağlıyoruz. Dedikçe arkadaş ağlıyoruz. Onu kim dediyse onun lafını geri alsın ya. Ben konuşarak şey intihara ikna edebilirim birine. Aşık mısın peki şu anda? Ya tabii. Var bir yani. Tabii, hayatında. Tabii olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu ya? Olmaz niye olur mu? Ne saçma bir lafmış lan. Ata Demirer'le yediğim her yemek de beni rahatlatır. Aslında zararlı olan alkolün kendisi değil. Zararlı olan alkolün ağızdan alınan bir şey olduğunu bilmeyenler. Fitil değil, o ağızdan alınması gerekiyor. Ne olursan ol, rahat olun. Bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, şu anda yanımda öyle biri var ki, sesi seksi, duruşu seksi, kendi seksi. Böyle tanımlanmış mıydı hiç bilmiyorum ama birazdan sesini duyacaksınız. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Çünkü o muhteşem sesi ve duruşuyla Celil Nalçakan bizimle. Hoş geldin canımın için. Ne olursan ol, bu kadar rahat olma. Değil mi? Sizce rahat ol tabii böyle, ya eyvallah. Böyle canım, canımın için hayatım. Vallahi ilk kez oluyor. Çok da hoşuma da gitmedi değil yani. İyi geldi. Tabii tabii. Bundan sonra böyle öyle. Bundan sonra kendi seksi, duruşu seksi. Ya canım evet. Benim. Şu anda Madame Nisha'dayız. Madame Nisha evet. Sahnesinin arka planında, terasında yapıyoruz bu röportajı. Az sonra Madame Nisha sahnesinde şarkı söyleyen birini oynayacak. Evet, tam öyle olarak o. Öyle tanımlıyorsun sen kendini. Tabii yani bendeki durum şey gülüm. Şimdi zaten bir sürü hani sen de biliyorsun pek çok öyle sen de ahbapsın. Müzisyen benim ahbabım hatta çok yakın. Ulan Öz abim Hakan Altun yani anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şey bilmiyorsan haddini bileceksin. O bu başka bir profesyonellik. Benimki zaten bir konser, bu bir gösteri. Hadi yani, kamera gösterisi. Tabii, hadi hep beraber söyleyelim durumu. Yani neticede zaten fikir de şeyden çıkmıştı zamanında. İzzet'ten çıkmıştı. İzzet Çapa'dan çıkmıştı. Hadi gel bak böyle elvedalı eyvallahlı şarkılar filan hesabı. Ama çok oldu değil mi? Yani 300-400 aşkı sahne mi? Oldu, 300'ü geçti. Geçti değil 300'ü mi? 300'ü geçti yani. Hı-hı. İşte Müşkül Pesat'te başladı. Hı-hı. Sonra da işte burası böyle daha sabit, daha güzel. İyi gidiyor vallahi. Ama yani evet şarkı söyleyen bir adamı oynuyorum diyorsun. Yarısını seyirciye, yarısını kendin söylüyorsun. Tabii. Yani ama böyle şimdi hani çünkü emek aslında beraber söyleyelim. Tabii ki ya şimdi sıra bizde yani. Hani, şimdi şöyle bir durum var. Aslına bakarsan gülüm. Hayır abi o kadar yani çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Ben rahatla sana söylerim yani. İki durum var. Birincisi müthiş seslerle, müthiş bir şan ve nota bilgisi ki hayranıyım yani bu durumun. Örnekse Güvenç daha üstün yani. Bir de şöyle bir durum var. Ya bakın arkadaşlar ben söylüyorsam siz de söyleyebilirsiniz. Yani, anlatabiliyor muyum? Tabii, tabii. Yani çünkü mesela Güvenç bazen bir şarkı söylüyor evde. Lan şarkıyı çok seviyorum ama bir yerinden giremiyorum ki utancımdan. Anlatabiliyor muyum? Ben de rahat. Yani hani bak ben bile söylüyorum aslında yani. Aslında şarkı söylemek de bir meditasyondur. Tabii. Sen burada hep tabii. Beraber toplu meditasyon yapıyorsunuz. Müthiş burada. Olacak yani. Bak bugün şahit olacaksınız siz de. Çok güzel oluyor. Yani dertleniyorsak da beraber, eğleniyorsak da beraber... Ama neticede 2 saatin sonunda herkes evine mutlu gidiyor yani. Harika. Tam meşk etmek denildikleri şey. Aynen öyle canım. Peki evet programımızın ismi ne olursa ne olur rahat ol. Ya. Birazcık senin rahatlıkla ilgili derdini, ne kadar rahat olup olmadığını da sorgulayacağız. Ve ailenden başlamak istiyorum. Eyvallah. Rahat bir aile miydi senin? Yani rahat bir aile. Ya ben çok sevgiyle büyüdüm bir kere. Yani bu yüzden de çok şanslıyım. Fakat ben Sivaslı bir anne babanın çocuğuyum. Babam da tabii haliyle birazcık özellikle benim ilk gençlik yıllarımda
Şimdi tabii 70'li yaşlarının ortalarında, Allah ömür versin, daha tabii yumuşadı, daha tatlış oldu ama gençken tabii biraz öyle bir durum yoktu yani. Ben hala mesela sizli bizli konuşuyorum babamla. Ve oyuncu olmanı da istememiş aslında. Başlarda birazcık öyle bir şey yaptı. Onu da şimdi düşününce tabii 40 yaşından sonra ben idrak ediyorum. Hani gelecek kaygısı, anlatabiliyor muyum? O dönem ne vardı ki gülüm yani, hani ya gireceksin bir sınava da devlet tiyatrosuna gireceksin. Onun dışında bir şey yoktu ki ortada baktığım vakit. Adamcağız da hani geleceğimi kurtarmak için böyle bir şey. Başta izin vermedi. Sonra da izin vermedi. Sonra da izin vermedi. Ta ki Zeki Baba ile, rahmetli Zeki Alasya ile kavuşana kadar, sonrası zaten evet, çorap söküyor. O hikaye söküyor. Gerçekten çok enteresan bir hikaye. Evet. 13 yılda benim yapamadığımı 13 saniyede Zeki yaptı. Baba, Zeki Alasya yaptı diyorsun. Vallahi. Birazcık bilmeyenler için anlatmanı rica edeceğim. Yani şöyle ki ben önce jeoloji mühendisliği okudum. Bitiremedim. Sonra turizm öte işletmeciliği okudum. Bu arada o da Sivas'ta değil mi? Yani Sivas'ta yani, tabii. Üniversitenin yani 7 yıl orada tabii. Şey, İlk üniversitede Sivas'ta okudum. Yani, ya bayağı Sivas'ta büyüdüm. Tabii. Ben zaten liseyi bitirdim. Annemler İzmir'e taşındı Karşıyaka'ya. Ben bir sene sonra tekrar Sivas'ı kazandım. Çok çok uzaklaşamadım yani. Ben İç Anadolu'mla Sivas'ımdan çok uzaklaşamadım. Ama bitmiyor okul. Çünkü aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği ile oyunlar oynuyorum. İşte Sivas Devlet Tiyatrosu açıldı o dönem. Orada stajyer oyunculuk yapıyorum filan ve bunlar genelde vize sınavları zamanla denk geliyor. Tabii. Sınava mı gireceksin, oyuna mı gireceksin? Oyuna gidiyorduk yani. Ondan sonra okul bitmeyince turizm otel işletmeciliğine babam dedi, gir bari dedi, hani şey olur. Ayvalık'taydı okul. Bari bunu bitir. Ulan ben ikinci sınıfta fark ettim ki yani ben o şarabı dolduran olmak istemiyorum. Onu içen olmak arzusundayım. Şimdi öyle olunca tabii o okul da şey oldu. O dönem işte bir TÜRVAK diye bir okul vardı. Türker hocamın okulu, Türker İnanoğlu'nun. Onun burs sınavı var. Burs sınavına girdim. Bizimkilerden habersiz. Çünkü mümkün değil izin vermeleri. Girdim, kazandım. Hatta Vildan o dönem benimle birlikte sınava girmişti. Vildan Atasever, bir sınıf arkadaşıyız. Çok da severim. Yani çok çok zor zamanları birlikte atlattık yani. Bir şekilde hasbelkader babam öğrendi benim İstanbul'da oyunculuk okuduğumu. Ayvalık'ta şey olmadığımı, ne denir ona, turizm otel işletmeciliği okumadığımı. Geldi, beni okuldan almaya geldi yani. Bizde de hani tabii babamın öyle bir, babamla aramda komutan emir ilişkisi var yani, o emrediyor. Ben de emredersiniz babacığım diyorum ve yapıyorum. Gidiyoruz dedi, okula geldi. Emredersiniz babacığım dedim ben. 4 katlıydı bizim okul, 3. kattaydı oyunculuk sınıfları. Oradan böyle aşağı indik. Tam çıkışı, okulun çıkışında Zeki Baba, rahmetli kurban olduğum, dedi ki Feridun Bey bir saniye. Babam durdu. Dedi ki sizin oğlunuz dedi oyuncu. Şimdi dedi siz dedi izin verirseniz şimdi yapar. Siz de dedi bu dedi bunun tadını çıkarırsınız dedi, gurur duyarsınız. Ama dedi bunu dedi illaki yapacak dedi yani. Ya da dedi siz dedi terk edin ya, ettikten sonra yapardı ama dedi yapacak yani bunu. Babam dedi peki. Ulan biz 13 yıl boşuna mı uğraştık? Madem, ulan bu argüman buydu madem. Çok severdi Zeki Alasya'yı peki? Yani onu karşısına görünce şaşırdı mı? Çok şaşırdı tabii şaşırdı. Bizim okul öyle bir Açeli Akkoyun, Zeki Alasya, ona Kayhan Hocam, Kayhan Yıldızoğlu, Müjdat Hoca, rahmetli Safa Önal falan. Yani epey bildiğin çok önemli. Yıldızlar karması gibiydi okul. Babam zaten Hülya Koçiğit keza. İçeri girince babam böyle, bu oldu ya, ne oluyor lan filan öyle. Nasıl bir kötü tempereye geldi gelen. Ondan sonra da ki bir de yani hani babam çok okuyan bir insan. Hani bizim, ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Bizim evde her şey çok azdı. Bir tek kitap çok fazlaydı yani, memur evi. Mesleği neydi babanın? Babam elektrik mühendisi. Ama o dönem yani annemle evlendiklerinde elektrik teknisyeni. Annem de ilkokul öğretmeni. Annem okutuyor babamı. Sonra işte meslek okulundan sonra 2 yıllık okulu bitirtiyor babama. Babam tekniker oluyor. Ondan sonra 2 yıllık daha bitirtiyor, mühendis oluyor babam. Annem net öğretmen yani. Bir sene okula. Babam dahil. Ama sen öğretmen. De pek faydalı olma. Ben de çok şey yapamadım. Ama ben de işte. Ama okudun. Tabii yani istediğim her şeyden çok kitabım bölüme vardı girince diyorsun. Tabii. Yani işte eğitim olarak da yani hani. Jeoloji 7 yılda bitiremedim. 7. sınıfta genel jeoloji dersi alıyordum. 1. sınıfın dersini. Şimdi bunu çok söylemek şey değil. Bir oyunculuk okulunda dereceyle bitirdim yani. Anladım. Yani. Çünkü istediğim şey oydu. Tabi babam bir de orada okula gelince Safa Önal falan görünce işte Tatar Ramazan'ı yazmış adam yani. Daha ne yapsın? Öyle görünce birden
olur olur dedi yani içinden. Biz öyle ondan devam sonra yani tam destek, full destek devam ettim yoksa ondan okul bitince mi rahatladı? Okul bittikten sonra asıl rahatsız dönem başladı canım. Çünkü parasızlık. Çünkü ben sanıyordum ki şimdi ben okulu dereceyle bitirince benim kapımda efendime söyleyeyim işte bir takım yapımcılar gelecek, kapıyı çalacaklar. Ben içlerinden birini seçeceğim sanıyordum. 4 yıl telefonum çalmadı benim. Hiç çalmadı ama. Bozuldu mu acaba diye bakıyordum yani. Niye çalmıyor ki lan bu filan diye. Halbuki bozulmamış. Ben o telefonun bozulmamasına bozuldum bu sefer. Dedim ki herhalde olmayacak. Ne yiyip ne içiyordun? Yani annemlerin evinde kalıyordum. Sağ olsunlar o zaman da hiç ellerini üstünden çekmediler. Hı. Ama şimdi hani erkek çocuğusun belli bir yaştan sonra gururuna dokunuyor. Ben de dedim ki bu 4 yılın ardından dedim ben askere gideyim. Bu iş böyle olmayacak. Tam Maltepe Askerlik Şubesi'nden bu gerçekten film gibi bir an. Bir tane Aselsan telefonum vardı hiç unutmuyorum. Unutmama sebebim de şu tek melodisi vardı. Falan ne bir şey. Ama onu bile özlemişim çalmamasından. Tam Askerlik Şubesi'nden böyle sağ ayağımı attım. Şu solda atınca asker olacağım. Bak yemin ediyorum sana Sibo. Sağ ayağımı attım telefon çaldı. 0212 bir numara bilmiyorum açtım efendim dedim. Cevcim merhaba ben Harika Uygur dedi. Buyurun filan. Marine dedi, Sıla diye bir diziye dedi başladık dedi. Bir de 4 bölüm dedi, bölüm oyuncusu olarak dedi seni düşünüyoruz dedi. Bölüm başı 1000 lira gider misin dedi 13 sene önce. Dedim ki ben şu an gittim. Mental olarak ben Mardin'deyim şu an ya. Hani yani gerisini dedim siz düşünün ben dedim şu anda Mardin'deyim hatta yarıladım yolu. Ya düşün adımın attığın bir adım sonra askerim ya. Yani bir adım sonra şey arasa, Kübrik arasa dönüm noktası, yani, tabii. Dönüm noktası denildi. Tabii denilen bir adım bu. Yani. Yani o adım, ikinci adım attığın zaman yani bitti gitti. Yani Nuri Bilge Ceylan arasa seni çıkaramaz orada. Askersin artık yani. Öyle bir durum ondan sonra ondan devam sonra etti işte. Ondan sonra da şeyde hep böyle yani çorap söküyor gibi. Çorap söküyor gibi oradan, geldi. Oradan oradan oradan. Aynen. Peki senin o patlama anın Poyraz tüm Türkiye tanıdı Poyraz Karayel. Canım. Tabii o efsane. Tabii Allah etmeye yani o Poyraz'daki. Bak biteli 11 sene oldu. Hı hı. Yani 11 yıl oldu epey. Ya biz aramız bizim çok iyi. Yani işte Kambolat'la, ya yani Sefer'le, hı hı. işte Taşkafa'yla, Cem'le falan, Musa abiyle var. Görkem'le bir gün kahve içmeye gittik. Bak 11 sene bu dile kolay ya. Evet. Biri geldi dedi ki abi başlıyor musunuz dedi. Ya. O da evet hep özlenen. Tabii tabii yeri yani. O çok garip bir durum yani. O gerçekten. Şahikamız bizim. Hep yani o işte oynayan herkese faydası olan bir iş yani. O. Peki genel olarak evet karakter oyuncususun ama şu anki son projende de ya kötü ama senin yani kötü karakter de denilemiyor. Dilimiz varmıyor. Evet. Tuhaf bir karakter yaratıyorsun. O da senden salt kötü olamayacağından kaynaklı bir durum. Aslında dünyada salt kötü ya da salt iyi olamayacağından kaynaklı bir şey bu. Yani çünkü her şeyin sebebi vardır yani tamam. Saf iyi Süpermen o da bu dünyadan değil anlatabiliyor muyum? Yani zaafları vardır herkesin yani bir şey yapıyorsan ya da bir durumu varsa o karakterin neden acaba öyle oldu diye bakıyorsun. Adam eğer çok cimriyse belli ki çocukluğunda çok fakirdi iyi oradan çıkarıyorsun. Evet. Ama Akif değişik bir şey oldu o benden de çıktı gitti yani Akif'le ben bazen kendimi evde konuşurken filan buluyorum öyle şizofren bir durum oldu yani Akif'te. Ama yani başta ben Nazlı'ya söyledim. Yani ben istiyordum kötü bir karakteri. Daha doğrusu saf iyi bir karakter oynamamayı. Nazlı'ya dedim ki, Nazlı Hanım dedim yani tamam kötü ama dedim hazırlıklı olun. Bu kötüyü çok sevecekler dedim. Ya Celil'cim işte ya dedim ben söylüyorum size. Çünkü benim açıklamam çok belli. Filmin adı Batman ama herkes Joker dövmesi yaptırır. Tabii. Yani çünkü Joker gerçektir. Zaafları vardır Joker'in. Evet bizdeki iyilerin hiç kötü tarafını görmeyiz. Kötülerdeki iyi tarafı birazcık yani göstermeye başladıkları için özellikle. Tabii. Aynen senin öyle. Senin gibi duyarlı oyuncular sayesinde de. Yani kötü, evet söylediğin çok doğru ya. İyinin hiç mi kötü bir huyu olmaz ya. Ya bu çok affedersin. Hani bu adam ne bileyim çocukken böyle babasının cebinden hiçbir para hiç çalmamış mı ya? Hiç yalan söylemiyor yani. Hiç mi yalan söylememiş çok yani? Saf mı? Denememiş mi sigarayı mesela öksür öksür ay lanet olsun dememiş mi? Okuldan kaçıp gitmemiş mi bilardo salonuna? Bu iyiler ne kadar sıkıcı ya. Olacak iş değil ya. Bence de. Peki yani böyle hayatının dönüm noktası olan kişiler var. Evet. Ferhan Şensoy bunlardan biri. Ferhan Hoca tabii. Ferhan Hoca senin tiyatrocu olmana bu mesleği seçmene sebep olan kişi. Aynen. Ve o ve bir onun bir kitabı. Evet Kazancı Yokuşu. Aha şurası. Şu aşağısı. Tabii oradayız.
Yani o işte Sivas'taki bir kitapçı bir abimin, Osman abimin. Ben sürekli gidip ondan kitap aradım. Çünkü benim amcamın matbaasıyla onun kitabevi yan yanaydı. Bizim matbaanın adı Elif matbaasıydı, onunki de Emek kitabeviydi. Kitap verirdi, getir derdi. Verirdi. Ben de tabii getireceğim ki bir sonrakini alayım falan. Bir gün işte kazancı yok, şunu verdi. Dedi ki bunu getirme, bunu hediye ediyorum sana dedim. Ben gittim, gece okudum, sabah uyandığımda artık dedim ki oğlum Celil artık adam oluyorsun sen, büyümeye başladın yani. Bir kitapla büyür mü çocuk? Vallahi kitabına göre değişir. Yani nasıl ki bazen bir kitapla küçülüyorsan bir kitapla da büyüyorsun kimi zaman yani. Yani o kadar hocanın anlattığı dil o kadar gerçek ve o kadar benim tahayyülümde canlandırabileceğim bir dildi ki ben o İstanbul'un iyisini görmeden ben o yokuşu biliyordum artık yani. Ve buraya geldiğinde o yokuşu o yokuşu biliyordum. Birebir de aynısıydı biliyor musun? Yemin ediyorum sana. Birebir yani hatta işte okulu kazandım geldim. Taksim Maksim hiçbir şey bilmiyor. Okul Kavacık'ta Maltepe'de oturuyoruz biz filan. Yemin ederim geldim ve epey ya bak burada bakkal var. Şurada işte şey oturuyor. Şurada Münir Özkul'un evi. Galiba Ferhan Hoca şurada oturuyordu filan diye böyle epey bildiğin şey yaptım yani. Bu senin yeteneğinden de kaynaklanıyor tabii ki. Yani o işte oyuncu olacak çocuk. Oyuncu olacak çocuk okumdan yani belli olurmuş. Şöyle gerçekten kitap okuduktan sonra Sivas'a Ferhan Şansör geliyor. Ferhan evet. Şeyler oyunuyla. Evet. Ve yine de ne kadar değerli bir anne baba var tabii ki. Tabii ki. Sabah yani. Uyandığında kitabın üzerinde oyunun biletleri oyunun buluyorsun. Biletleri. Ben çalışır kazanırım şey yaparım. Çünkü ya gerçekten hani ya olmayınca yok cana. Yani evet, anlatabiliyor muyum? Yok. Hani iki tane memur bir aile bir eve bakıyorlar. Bir ev taksidine girilmiş filan. Hani ya ben hep bir şeyleri çok yani her şeyim oldu ama çok az oldu. Mesela ayda bir tane annem maaşında demir küçük arabalar var ya, ayda bir tane alma hakkım vardı onda. İşte cam şişe kolalar vardı depozitolu hatırlayın hatta elinize. Haftada bir alınırdı o yazın. Hani öyle gidelim de bir kola öyle bir durum yoktu. Hiçbir her şeyden mahrum kalmadım. Ama yani alın terleri vesilesiyle ama az az tabii şey yaptım. Onu da söyleyemedim şimdi bana tiyatro bileti alın nasıl diyeyim yani. Çalışırım alırım falan diye öyle kafamda öyle bir şey vardı. İşte girelim bir itriyat deposuna kolonya doldururum falan gibi. Ama aldılar sağ olsunlar. Canlar. Ve öyle bir izlemek ki oyunu. Ezberledim. Ya nasıl olabiliyor ezberledim, bir kere de? Vallahi ezberledim. Çünkü ya. Bir daha izleme şansın olmayacağını yok, biliyordu. Yok. Nereye geldi oynadı oradan tokata devam edecek adam. Ki sonra 55 kere izlemişsin. Çok tabii. Çok kere izledim. Hatta. Peki ikinciyi ne zaman izledin? Kaç yıl sonra? İkinciyi İzmir'de izledim. Yani 96'da fuarda izledim. Hatta önce Ferhan Gişeler bir gün sonra da Felek Bir Gün Salak Yeni izledim. Şanlı. Aylardan da tahmin ediyorum Haziran'ın başıydı. Ama yani böyle gerçekten mucizevi bir hayat değil mi bu? Düşünsene kitabını okuyup hayatını değiştiren adamla sonra tanışıyorsun. Sonra tabii. Onların kızlarıyla çok kızlarıyla, yakın arkadaş oluyorsun. Tabii canciğer kardeş oluyorsun. Oluyorsun neredeyse. Sonra işte bir dergide yazmaya başlıyorsun. Sonra Şubat sayısına hocanın kapağı yapılıyor. Sonra gidiyorsun işte Bakırköy'de Ferhan, Derya, ben gittik. Oyundan sonra Ferhan şeylerden sonra sürpriz yapayım doğum günü hediyesi dergiyi vermek için. Ben çıkamadım sahneye korkumdan. Çünkü hoca ne yapacağı belli olmaz onun yani. Sana da tabii selamlama oyuna daha siktirin gidin buradan diyebilirdi yani. Evet sana eleştiri de böyle hiç de cimri davranmıyor. Hiç asla maşallah var hiç yani. Ne diyordu mesela en çok? Yani çok böyle hani ölüm şey bir Zeki Hoca'ki kadar teşrik-i mesaimiz yoktu ama böyle bir iki şey meselesi vardı mesela. Bir yazımı yazıp götürdüğümde yazmak zorunda mısın demişti. Değilim dedim yazma o zaman dedi yani. Ama yazmaya da devam ettim. Mesela seni durdurmaması. O hırslandırdı beni yani anlatabiliyor muyum? Yani, onu kanıtlamak için daha tabii yani iyi. Yani hoca zaten beğenmez de bakalım ne kadar az beğenmeyecek. Mantığıyla az yani. Beğenmeme durumuna geldi mi peki? Oralarını bilmiyorum. Hiç sormaya sonra cesaret edemedim canım. Dergiyi verememişsin. Aynen. Dergiyi veremedim ya. Bak Ferhan der ya böyle şey diye çıkacağız sahneye. Ferhan diyor ki hadi oğlum filan. Çizgidim filan diye. Ben aşağıdan alkışladım böyle. Ve ikinci isim yine Zeki Alasya. Ay canım benim evet. Yani senin yine hayatını değiştiren ki yani evet. Belki Ferhan Şansör'den daha çok sende emeği tabii olan ki. Bir tabii insan. Tabii yani Zeki babam bambaşka. Şu burs meselesini bir anlatır mısın? O çok garip bir şey ya. Ben burslu girdim okula. Okul bitti filan işte yani %100 burslu girdi.
Aradan yıllar geçti. İşte Zeki Baba bu hayatı terk etti. Yani sonsuz hayata gitti. Zeynep abla, Zeki Baba'nın kızı, benim de manevi ablamdır. Zeki Baba'nın vefatından çok sonra söyledi bana. Dedi ki sizin okul dedi ve %100 burslu değildi dedi. Hı hı. Yani baba beni sınavda görüyor. Diyor ki bu çocuktan bir şey olacak. Diyor ki söylemeyin, bir yarı parasını ben vereceğim diyor. Ne zaman yani, öğrendin? İşte vefatından yıllar sonra öğrendim of, ben. Of, of. Yani ne o da peki hani o gün? Ya zaten biz Zeynep abla ile karşılaştığımız her an çok yükseliyoruz, hem çok dibe çöküyoruz filan. Yani şey oldum, böyle nasıl diyeyim? Hani böyle böyle bir izin olsa da hani böyle bir 5 saniye gidip bir elini öpüp hani böyle hissettim yani. Çok çok değerli bir şey gerçekten. Devri değişik. Daim olsun. Evet. Toprağı evet. Bol olsun. Çok güzel adamdı. Çok çok güzel bir adamdı gerçekten. Evet. Rahatlık konusuna tekrardan geri dönersen. Evet. Sen hayatı çok da rahat algılayan biri değilsin arkadaşın olarak. Yani hatta evet, rahatsız bir adamsın. Evet. Yani bu yüzden de belki bizi rahatlatıyorsun. Belki de Türk halkına bu yüzden de iyi geliyorsun. Evet. Çünkü ben bu programda bizim hep yüzümüzü güldüren, yani günlük akış ne kadar kötüyse onu görünce, yani bir işte filmde, bir dizide performansını görünce ya da bir şarkısını duyunca böyle bir an olsa bizi dertlerimizden uzaklaştıran insanlarla yapıyorum bu seriyi. Evet. Sen de onlardan birisin. Eyvallah, yani seni her gördüğümüzde çok rahatlıyoruz. Ah, ya yaşama güzel ya dedirtiyorsun. Tabii. En ama azından bize bunu dedirtirken kendi içinde neler yaşıyorsun? Ya şimdi Hakan abimin lafıdır, çok da severim. Der ki tebessüm sadakadır. Yani hani gülmek, yani karşındaki ne güler yüzle gittiğin vakit en azından hani ona bir tebessüm hediye ediyorsun. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Bu iyi bir şey, bu mühim bir durum. Evet. Ya benim içerideki durumlar tabii öyle çok dışarıdan göründüğü gibi değil. Benim çok yani bu hayatla ilgili çok derdim var. Yani her şeyden önce hayvanlar var yani. İstiyorum ki hani böyle hepsini eve toplayayım filan. Efendime söyleyeyim. O yolda da ilerliyorsun galiba. Bir gidişat o yönde. Robin İstanbul dışına tabii, doğru taşındın. Tabii tabii. Birazcık uzaklaşma da Robin çok hayvansever. Evet. Yani benim köpeğim benim kadar hayvansever değil açıkçası. O birazcık kıskanç bir çocuk. ama dışarıda tabii geri kalanında takılıyoruz. Efendime söyleyeyim hani haksızlıkla ilgili hepimiz gibi bir sürü derdim var. Bunların dışında yani nasıl dertsiz olabilirim ki? Beşiktaşlıyım. Tabii canım biz epey bildiğin yani doğuştan evet, yani dertliyiz. Güldür yüzümüzü Beşiktaş dedikçe ağlıyoruz. Dedikçe arkadaş ağlıyoruz. Onu kim dediyse onun lafını geri alsın ya. Ya biz 2 sene önce Kastamonu'ya oyuna gittik. Bu erkekler futbol vedası. Ay oy rezalet bir an. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe maçı var tamam mı? İlk perde başladı. Bizim 3 kişi oynuyoruz. Cem Davran, Onur Özaydın, ben. Ben şimdi oyunu oynarken arada şeye bakıyorum. Şey tarafına bak, antre tarafına bakıyorum. Orada bizim asistanlar falan var. Skor bak şeye bakıyorum tamam mı? İşte ilk 2 prolog oynandı. Ben böyle bakıyorum. Böyle yaptı bak Kürşat. Abi ben böyle bir vites attırdım oynarken. Tamam mı? 2 şey daha geçti. 2 neden o monolog daha geçti. Şimdi öbür taraftan baktım Kürşat öbür tarafta böyle. Abi ben epey bildiğim bak ya, nasıl bir oynamak var ya. Epey yani seyirci yani Cem abi falan izlemeye başladı sahnede. Ben, ne yapıyor lan bu diye. Ya, fotona döndüm, atom bombasına döndüm. Bak 1. perdenin bitmesine böyle bir 2 monolog falan kaldı. Döndüm Kürşat böyle yaptı. Filan dedi. Allah dedim tamam abi. Aa. Hayatımın en güzel oyunu olacak. Biz 3-0'la Beşiktaş devre arasına girdi. Bizim oyun devre arasına girdi. Biz 2. perdeye çıktık. Aa. Lan oynuyorum bakıyorum Kürşat yok. Bir şey oluyor. Abi oraya bakıyorum. Oynarken çaktırım. Oraya bakıyorum yok Kürşat. Buraya bakıyorum lan Kürşat'ın olması lazım orada. Bir yerde en son böyle kaçarken gördüm bunu. Tamam mı? Böyle bazen böyle göz göze geldik böyle. 4-3 yenildik. Oh. Bak oyun bittiğinde biz 4-3 yenilmiş idik. Anlatabiliyor muyum? Senin yani, başına gelenler çok abi, yani hani ulan
Bu kadar sürpriz. Ya olacak iş değil ya. Epey birinci perde benim için bir cumhuriyet balosu. Evet. İkinci perde yas evi yani. Hani anladın biliyor musun? 3-1, 3-2 oldu. 3-3'te göremedim zaten ben Kürşat'ı. Oyun bitti tam selamlama için çıkacağız. Koç kusurum falan. O 1-4-3'e bildik dedi. Ben selamlamada benim bir yüzüm var böyle bak. Ne oldu? Tabii. Şarjı bitti bunun. Ruhum çekildi. Sağ olsun Beşiktaş'ım. Böyle oyunculuk performanslarını da futbolla yorumluyorsun sen. Tabii. Mesela ne demişsin geçen gün? Iniesta oyuncu. Tabii. Nedir mesela? Burçin mesela. Bizim evet. Burçin Terzioğlu. Yani şimdi futbollu bir de benim akranlarımın hani bilebileceği bir durum o. Hatta benden tabii genç kardeşlerim de bilir. Şimdi Barcelona'da Iniesta diye bir topçu vardı. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hani Messi'dir, şudur, olur tabii bunlar Eto'dur falan eyvallah. Şimdi Iniesta neydi biliyor musun? Meselesi onun oyunu oynamaktı ve arkadaşlarına gol attırmaktı. Hı. Ama Iniesta'nın şöyle bir durum vardı. Baktı ki işler boka sarıyor, gol atardı. Anlatabildim. Mesela Burçin Terzioğlu net bir Iniesta'dır. Yani asist yani kraliçesi. Yani sürekli ama. Asist yapar. Hani aman partneri daha iyi oynasın. Aman o sahne yükselsin. Bak, hiç kendini kurtarır. Öne çıkarma. Ama baktı ki hani o partisyon bozuluyor, düşüyor filan. Abi bir şey yapar. O bir anda yani alır götürür zaten. Geçmiş olsun ondan sonra. O çok mesela şey bir özellik. Hayran olması bir özellik. Zaten Burçin de hayran olması bir insandır yani. Çok severim. Peki maç izlerken böyle yanında yörende insanlar oturur mu? Sinirli mi izlersin? Oturur. Ne yaparsın? Hiç sadır mısın? Küfür kıyamet yok, bir şey var mı? Yok hiç küfür etmem. Vallahi etmem yani. Normal hani, hayatta eder misin? Normal hayatta da tadında ederim. Gerektiği kadar ederim. Küfür ederken şeye çok dikkat ederim. Bireysel küfür etmeye çok dikkat ederim. Anlatabiliyor muyum? Direkt şahsa. Evet yani hani böyle aile bireylerini karıştırmadan. Değil. Ya da efendime söyleyeyim hani o benim ettiğim küfür onun içinde uhde olarak kalıp ileride hani şey olmasın. Ama, hani ne denir onu otopsisinde bana ait bir küfür çıkmasın onun yani anlatayım. Ama bence kesinlikle o küfür olmasa bile sen dilinle adam öldürürsün. Tabii ben konuşarak şey intihara ikna edebilirim bile. Ama yani küfür kısmı ya benim için son hani böyle hani son çare falan oluyor ya. Çok sinirlenmen lazım. Mesela gerçekten bir şey 7 kere anlatıp da anlamayan insana artık zaten yapabileceğin hiçbir şey yok yani. Hayır senin beynini diye zaten o. Şu yüzüklerine takıldı. Yüzüklerin efendim. Senin çok yani bir kere üniversite yıllarında geçinmeye çalıştığın için dövmecide çalışmışsın. 44 çalıştım. Tane çok dövme var. Her yerinde dövme var. Ne dövmeleri o? 44 çok iddialı yani, bir rakam. Yani kullanma kılavuzu gibi düşün ya beni. Neler var mesela? Neler var mesela? 1903. Ha tabii ondan ki. Ondan sonra burada Robin yazıyor. Evet. Evladın ondan sonra, ismi. Tabii. Burada şey yazıyor. Rızkımı veren hüdadır kula minnet ya eylemem bu, yazıyor. Yapma nasıl mı yaptırdın mı sen? O benim yaptırdım. Fikrimi çalmışsın. Vallahi çalmışsın dediğim ben bunu 10 sene önce. Ben buradan bu buraya 12 yaptım. Yılı var. Ben buradan buraya yaptıracağım. Buradan yazdım. Yaptır gülüm ne olacak Allah Allah. Yok, ya aynı seninle aynı dövmeyi taşımak beni mutlu eder. Beni de aynı şekilde. Evet rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem yazıyor. Sen yuvarlak yapmışsın o da iyi fikirmiş. Ya, ben buradan şurada, buraya dedim. Tabii buradan buraya da olur o bak ha, iyi fikir. Bu çok ilginç. Ben atları çok seviyorum. Gerçekten yani hayvan olarak bayılıyorum onların asaletine. Duruşuna, dünya görüşlerini filan derine bayılıyorum yani. Abi şimdi lan at dövmesi yaptıracağım tamam mı? Diyorum ki lan birini yaptırsam öbürünün gönlü kalacak şimdi anlatabiliyor muyum? Hani doğru yaptırsan öbürüne bir şey. Öbürüne at yazdırdım. At dövmem var bir tane. Bir tane at dövmem var yani. Hiç kendi yaptığın dövmem var mı? Kendime yaptığım var. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Şuralarda filan var. Şunlar filan yani kendime yaptıkta. Çünkü hani bu her dövmeli bu onu bir kendinden önce bir şey yaparsın evet, şöyle yani. Ondan sonra devam ediyor yani. Evet yüzüklere geldik. Yüzük de senin için çok anlamlı yüzük, özel bir aksesuar. Çok seviyorum ya yani. Ben zaten çok seviyordum. Bir de sen hediye de edersin yüzüklerini çok, sevdiklerine. Evet. Ya ben bana ait olan şeyleri yani bana hediye edilmeyen şeyleri hediye etmeyi çok seviyorum. Çünkü bir yerde bir anı kalıyor zaten. Başka evet. Bizden geriye ne kalıyor ki yani anlatabiliyor muyum? Ha, bazen bir şey oluyor. Hatta çok yakın zamanda oldu. Bir arkadaşımla işte yine bir laflarımız falan çarpışmıştı falan. Ve bir süre biz görüşmedik. Sonra işte bir gün bir yerde karşılaştık, sarıldık, ettik falan. Dedi ki ulan dedi hani çok sinirliydim ben sana dedi. Sonra dedi aradan işte bir ay geçti falan evde yüzüğünü gördüm dedi.
Yüzünü görünce bütün sinirim geçti dedi yani. Yani çünkü dedi hani yüzüğe bakınca seni özlediğimi hatırladım dedi. Yani o yüzden o ben istiyorum böyle hani benden geriye bir şey, her şey bana kalmasın yani ne gerek var abi. Peki aşık olunca rahat bir adam olabiliyor musun? Ne adam? Rahat. Rahat ha. Nasıl birine dönüşüyor yani aşık Celil Naltan? Depends on. O kişiye göre değişir hocam. Yani aşık olunan kişiye göre de değişiyor. O günkü Celil'e göre de değişiyor. Yani ya o çok kendi karakteri olan bir şey ya aşk dediğimiz mesele. Yani o belirliyor senin gidişatını, yönünü, ruhunu. Anlatabiliyor muyum? Hani bazısı çok dingin, huzurlu oluyor. Bazısı işte ya bu Turgenev'in Bozkır'da bir Krallıyır diye bir kitabı var. Orada çok güzel anlatıyor bu sevda işini. Diyor ki sevda diyor üçe ayrılır diyor. Üç suya benzer sevda diyor. Birincisi diyor tam diyor çıktığı yerdir diyor. Ona diyor denk gelirsen en güzeli yani en safıdır diyor. Diğeri diyor çamurludur. Ve diyor senin diyor susama hissin, iğrenme hissinden fazlaysa onun çamurlu olduğunu bile bile içersin. Diğeri de diyor böyle kristal bir şeyde diyor sürahide çok berraktır ama zehirlidir. İçene kadar zehirli olduğunu anlamazsın diyor. Ne zaman ki öldün o zaman anlarsın diyor. Her türlü. Evet. Şimdi bunların üçü her türlü sıçtı. Bunların üçünde yaşamış biri olarak ben diyorum ki değişiyor ne yapayım. Aşık mısın peki? Ya tabii. Var biri yani. Tabii aslında. Tabii olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu ya? Olmaz niye olur mu ne saçma bir lafmış lan. Bence de niye duramıyor musun? Bağımlı mısın aşık olma diyorsun? Ya o hissi tabii ki çok seviyorum. Seviyorum yani. Ya zaten ne kalıyor ki geriye yani hani onların hepsini çıkarınca. Peki hiç iki aşk arasında kaldın oldu mu? Yani galiba ben %50 seviyorum. Yani onun gözlerini öbürüne tatlı dilini filan. Böyle lan iki kadın bir adam aşık çekildiğini aradan hesabı. Oldu mu? Ya çok olmadı ya Cano. Vallahi bak net söylüyorum hani sen zaten kardeşimsin yani. Hani yalan söyleyecek halim yok sana. Ben de o iş olmuyor ya. Olmuyor vallahi. Çünkü sevdiğimi tam severim. Aynen öyle. Yani kendimi de dışında tutuyorum. Benim kız kardeşim var ya. Yani hani tabii. O yüzden hani onun böyle bir şey yaşamasını istemem açıkçası. Bir de üstümde Beşiktaş forması var. Bak ya yalan da söyleyemem yani bir dakikadan sonra. Hem öyle hem de yani hem Beşiktaş'ta duruşu birazcık bunu gerektiriyor. Yani evet. Ben bir Beşiktaşlı olarak çok net biliyorum. Evet. Semt kızıyım bir de. Oradan da biliyorum. Semtteki abilerinden tabii. De biliyorum. Orada doğdum büyüdüm. Bir de senin öyle bir baban var ki o hikayeyi dinleyince de yine gözlerim doldu. Benim babam benim anneme hiç seni seviyorum demedi. Ama hep ayakkabılarını bağladı yani. Hep böyle gezmeye giderdik orada bağlardı evden çıkardık orada bağlardı filan. Ergenliğimde ben aklım başıma gelince sordum. Çünkü ağrıma gidiyor babam biliyor dağ gibi adam yani filan. Çok uzun yıllar judo yapmış falan epey böyle hani şey bir adamdır. Abi eğiliyor, bağlıyor filan lan. Tövbe ya Rabbim diyorum. Bir dalga geçiyorlar. Celil'in babasına bak yine eğildi Ferdin amca filan. Babacığım niye böyle yapıyorsun? Annemin eli ayağı tutuyor dedim. Oğlum dedi ananı bana o ayaklar getirdi dedi. Şimdi sen seni seviyorum demesen de olur. Bunu dedikten sonra desene olur demesene olur yani. Peki sen seni seviyorum der misin sevgilim? Derim yani. Ayakkabısına bağlarım. Ayakkabısını da bağlarım, suyunu da getiririm. Hiç bende oralarda şey yok ya. Kumunu yemini şey yaparım güzel güzel. Haftada bir çıkarım, uçmaya çıkarıyorum. Ondan sonra tekrar yaparım ya. Yani severim de yapmayı da anlatabiliyor muyum? Ama tabii hani yalan da söylemem. Sevmiyorsam da seviyorum demem yani. Evet Beşiktaş'ta bir yardımcı aradın. Haberleri vardı 2 yıl öncesine. Oo yıllar evvel tabii. Ne durumdasın buldun mu? Yani ya o iş birazcık şey ya. Orada ben çok gereksizce dayak yedim. Yani abi şimdi mesela insanlar ilişki yaşamak istediklerinde bile parametreler sunmuyor mu? Tabii. Diyor ki mesela işte şey olsun üniversite mezunu olsun benim tabii. Sevgilim. İşte şunu yapsın vejetaryen olsun. Hele de öyle. Yahu benim hayatta herkesten çok gördüğüm insan benim asistanım, yardımcım. Evet. Şahsi asistanım. Yani ve ben bu değil noktada bazı seçimlerim olabilir. Yani, yani mesela şu da olabilir. Bu işe yani böyle bir iş yapmak isteyen biri de şunu söyleyebilir. Ben biriyle çalışmak istiyorum. Patronum Beşiktaş'ta olmasın. Evet. Bu da onun seçimi. Ona bir şey yapmıyoruz. Bu garibanın ne suçu var? Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani o garip bir hali oldu. Güzel dayak yedik o zaman. Sağ olsunlar. Seni
En rahatlatan şarkı. Yani streslisin. Ondan sonra rahatlamak istiyorsun. Neyi açar dinlersin? Sabahat Abla. Müslüm Gürses, Sezen Aksu. Mahallenin afillisi. Eşref abi misiniz acaba? Bilemiyorum vallahi. Gözüm nerede? Ne haddimize bizim. Var var. Peki senin en rahatlatan film. Açıp açıp izlediğin. Aa, birkaç tane var. Kapıcılar Kralı. Hmm. Mutlak rahatlatır yani o. Bir de hangisi olduğunu şu anda şey ya baba bir baba iki baba üç de hangi baba olduğunu en çok baba bir de hani böyle mi? Şey yaparım hani böyle şöyle izlerim ya ay be filan diye. Değil mi? Böyle sinirlerin olmuş gibi. Bir de Muhsin Bey. Ali Nazik. Evet. En seni en rahatlatan yemek. Ayvalık tostu. Muhteviyatı olarak tabii çok rahatlattığını söylüyorum ama pastırmalı kuru fasulye. Biraz da rahatsız eder inceden. Her türlü hem gaz hem sarımsak. Tabii. Bir de ama mesela rahatlatan yemek bu ama mesela Ata Demirer'le yediğim her yemek de beni rahatlatır. Çünkü evet. Ata çok rahatlatır çok beni. Rahatlatır. Evet ondan bahsedeceğim birazcık. Evet. Aslında Bursa Bülbülü Ata evet. Demirer deneyimi. Evet. Nasıldı? İlk defa çalıştık. İlk defa tanıştık. İlk defa çalıştık. Yani o kadar bereketli bir filmmiş ki bana bir kardeş hediye etti film yani. Ata. Evet biz çok aslında o da özünde çok böyle kendini açan biri değil. Sevdikleri dışında insanlara. Yani. Hatta o yüzden de biraz mesela hayır yani sadece şey mesafe değil onun adı başka bir soru. Çekiniyor belki de bir. Ben de öyleyimdir aşağı yukarı. Çok böyle hırdırış diye açılmam. Ama biz tanıştıktan çok kısa bir süre içinde açıldık birbirimize yani. Ondan sonra bir daha kapanmadık. Yani mesela şeyi fikirlerini önemserim, ararım, sorarım. Hani sence nasıl yapılmalı burada? Sen ne dersin filan. O sağ olsun hani böyle en bedbaht olduğum zamanları hisseder. Bir tane video yollar mesela. O toparlarım. Güzel geçer günüm falan. Harika. Peki seni en rahatlatan renk. Ekru diyecek halim yok. Fuşya. Siyah beyaz. Beyazın yanındaki siyah çok rahatlatır beni. Ne güzel devam. Seni en rahatlatan spor. PlayStation. PES. FIFA'cıyım ben. Seni en rahatlatan dans. Ben o işleri çok bilmiyorum bacım ya. Vallahi billahi. Yani halay da bilmiyorum. Ben daha böyle oduna yakın bir haldeyim o noktada. Sallanabiliyorum. O da çok tercih de etmiyorum yani. Millet sanıyor ki ulan ağır adam falan. Lan yok beceremiyorum. Becerebilsem ben de istiyorum oynayayım bir makarena falan bir şey yapayım da. Olmuyor vücut kabul etmiyor. Senin en rahatlatan şehir. Ha güzel. Şehir değil tabii ama Cun da beni çok rahatlatır şey olarak böyle mesele olarak orası. Ada kafasını seviyorsun o zaman sen. Severim. Gürün'ü çok severim. Sivas'ın müthiş ilçesi ki biz aslen Gürünlüyüz. Ama şehir olarak da abi ne olursa olsun İstanbul ya. Vallahi billah. Seni en rahatlatan içki. Ne? Hani şöyle oluyor renk değiştirenden mi? Güzel. Gece 12'ye kadar rakı. Sonra? Viski. Hoş geldin Ata. Ya ne abi yalan söylemeyeceğiz. Yani içmesin hiç kimse zararlı bir şey tabii. Ama aslında zararlı olan alkolün kendisi değil. Zararlı olan alkolün ağızdan alınan bir şey olduğunu bilmeyenler. Çok doğru. Fitil değil o ağızdan alınması gerekiyor. Ağzımızı içeceğiz. Ağzımızı içeceğiz onu yani. Senin en rahatlatan koku. Hah kendi parfümü. Valla. Şimdi de söylemiyorum size de kafam olsun. Portrait of a Lady. Ha. Bir de Lilium. Çiçeğin kokusu çok severim. Bir de Robin'in kokusu tabii. Oy. Evladım. Yani evlat 8 yıl oldu 9 yıl 9, oldu. 8, 9, 9 oldu ya. 9 yıl oldu. Arada Robin'le konuşuyor musun? Konuşuyorum. Hatta dün Güvenç'e anlattım. Dedim ki hacı bak yani şu ana kadar hani bundan çok korkardım ama yani söylediğim bir şey Robin cevap verirse şaşırmayabilirim dedim yani. İş o noktaya geldi peki, çünkü. Peki var mı ı-ı-ı-ler falan? Tabii tabii canım. Tabii ıslar tıslar aman nasıl özledimler. Gönül koymalar efendime söyleyeyim böyle. Hadi tamam özledim ama o kadar da değil deyip böyle götünü kafama yaslamalar falan. Ay, çok tatlı bir şey. Evet seni en rahatlatan erkek ünlü ve kadın ünlüyü soracağım. Erkek ünlü de galiba biraz önce cevabını verdim. Yani Hakan abim de tabii. Hakan abim ve Ata diyebilirim. Güvenç diyebilirim. Hakan Altun'la böyle gerçekten ilk görüşte abi kardeş olmak mı sizinki? Evet. Değil mi? İlk tanıştık. Kaç yıl oldu tanışalı?
Epey oldu. Ben hani artık hatırlamıyorum ama bizi Fikret abi tanıştırdı. Hı-hı. Fikret Orman tanıştırdı. Dedi ki siz tanışırsınız, kardeş olacaksınız dedi. Buradan da sevgilerimizi. Hakan abi benim. Programını bekliyoruz. Lütfen. Abim ellerini öperim. Gel gel çok rahat. Seni en rahatlatan kadın ünlü. Dara 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 dara. Ahucum tabii ki çok rahatlatıyor. Efendime söyleyeyim. Ya böyle hani şey... Simge keza çok rahatlatır. Hı-hı. Çok böyle çalışırken çok tabii görüşüyorsun insanlarla teşvikli mesela uzun oluyor ama tabii iş bitince Songül'le mesela çok huzurlu olurum. Songül Oden. Evet. Çünkü o tamamı huzurdur söyledim. Yani. Evet o herkes Songül için öyledir. Öyle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben mi? Çok teşekkür ederim efendim. Vallahi mis oldu ya. Evet ne olursan ol rahat olun bir bölümünün daha sonuna geldik. Celil Nalçakan konuğumuzdu. Abone olun lütfen. Abone ol, hadi olun. Şurada bir yerde bak. Nerede? Şurada. Şurada, şuralarda. Şuralarda bir yerlerde. Ona basacağım. Like. Hoşçakalın. Eyvallah.